Hazreti Pir'in de ifade ettiği gibi enaniyet asrı bu asır. Herkesin enaniyeti, benliği bir buz parçası adeta. Onu eritebilmek için de imanın, izanın, ihsanın, belki ihlasın derin enginliklerine ihtiyaç var. Yoksa o iceberg gibi şeyleri başka basit böyle göller filan, hatta denizler bile eritemez. Sımsıcak bir iman atmosferine ihtiyaç var. Sımsıcak bir İslam atmosferine ihtiyaç var. Bir ihsan atmosferine, bir ihlas atmosferine, bir iştiyak ila likaullah atmosferine ihtiyaç var ki o iceberg gibi şeyler erisin hafizanallah. Bir de görenekle bunlar birbirinden, bir kesimden başka bir kesime sirayet etmesi gibi günümüzün ayrı bir marazı var. Yani birileri o kadar çok rahat yalan söylüyor, o kadar çok rahat iftirada bulunuyor, o kadar rahatlıkla böyle komplolar, hileler, ayak oyunlar arkasından koşuyor ki bunlar işlene işlene toplumda bir ahlak haline geliyor. Belki hani bu beyin donanımı, esasen insanın beyin donanımı 0-7 yaş arası filan diyorlar. Müktesebat. Müktesebatı şuuriye, fikriye, zihniye. Frenkçe kelimelerle nispetiyesi kullanılmaz, kullanacağım. Nöroniye. Fakat zannediyorum ahir ömre kadar insanlar hep böyle bu türlü beslenmelerin tesirinde kalabiliyorlar. Var ya, Hitler'in bazı sözleri var yani. Böyle yalan söylüyor, yalan söylüyor. Bir yönüyle ona güçlü sesler de mukabele etmediğinden dolayı, bu yalandır demediklerinden dolayı daha bir cesaretleniyor, devam ediyor. Bir an geliyor ki söylediği yalanlara kendisi de inanıyor. Akılla, mantıkla, muhakeme ile telif edilemeyecek yalanlar söylüyor. İftira edalı yalanlar söylüyor. İntikam duygusundan zif gibi fışkıran yalanlar atıyor ortaya. Fakat bir gün geliyor, tabiatı beşeriyenin tiksindi duyacağı, iteceği, atacağı bu yalanlara kendisi de inanıyor. Ve bunlar böyle raiç olunca, yalan raiç, hıyanet mültezem her yerde hak meçhul diyor. Toplum da bunları bir yönüyle ahval-i adiyeden görüyor. Onlar da yalan söylemeye duruyorlar, hafizanallah. O bakımdan dinin temel disiplinleri adına herhalde çok sıkı durmak icap ediyor. Yani zerre kadarının bulaşmasına meydan vermemek lazım. Hani değişik virüsler her sene zuhur ediyor ve alıp kitleleri götürüyor. Bir dönemde AIDS'i. Efendim şimdi bu senede neydi? Ebola. Ebola. Evet. İnsanları korkuttu. Nedir, mahiyeti nedir? İnsanların icat ettiği bir şey midir? Aşıyla meydana gelen bir şey mi? Başkalarının saçtığı bir virüs mü? Yoksa insanın tabiatının açık olduğu bir şey, bir hatadan, bir su istimalden dolayı insanda meydana gelen, belirlenen, oluşan bir şey mi? Her ne olursa olsun. Böyle bu türlü şeyler karşısında herhalde, yani nasıl hijyenik ortam arıyoruz, aman ölü olsun, bunlar buluşmasın falan diyoruz. Bu türlü durumlarda da böyle, bu enaniyetin başına alıp gittiği, onu besleyecek faktörlerin yani, şöhret gibi, müşarın bilmenen olman gibi, ve o istikamette kullanılan argümanlar gibi, işte mübalağalar gibi, yalanlar gibi, iftiralar gibi, başkalarını karalamalar gibi, kendini masum, masum gösterme gibi, hatta nübüvvet payesi sayılacak sıfatlarla serfiraz görünme gibi, zamanla gördüğünüz gibi başkaları da o korkunç hataları hiç utanmadan, yüzleri kızarmadan telaffuz edebiliyorlar. Yani insanları peygambere benzetenler, onunla dokunursan ibadet olur diyenler, evsaf-ı ilahiyle ittisaf ettiğini iddia edenler, bir yönüyle haramı, irtikabı, ihtilası Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle yorumlamaya çalışanlar, efendim menhiyatın, münkeratın, belki mühlikatın mahiyetlerini değiştirerek bir yönüyle onları bir de şer'i delillerle, temel dini disiplinlerle desteklemek suretiyle
cahil kitlelere, kitle psikolojisiyle hareket eden gafillere kabul ettiren insanlar bir gün geliyor ki hakikaten kendilerini öyle görüyorlar. Başkaları da onları öyle görüyor. Tabii o günleri bilenler bilirler yani. Biz de çocuktuk 5'te yani işte 6-7 yaşındaydık ama daha sonra zannediyorum bu belgesellerde, filmlerde filan gördük. Çağın tağutlarından bir tanesi. Yalan üzerine bina ettiği bir şey vardı. Bir yere kadar gitti yani ama 10 sene ama 15 sene. Fakat o yalan seylapları, o iftira seylapları, o intikam duygusu seylapları, o başkalarını böyle aptal bağışlayın enayi sürü gibi görme duyguları, düşünceleri birer seylap gibi onu önüne kattı, sürüklediler. Böyle çok aziz yaşayacağım diye hep koşturdu durdu. Hep kendi böyle refah ve saadet sarayları kurmak, onlarda dünyasını ona göre planlamak peşinde koşturdu durdu ama fakat bağışlayın rezilane öldü, intihar etti. Bunun gibi belki çağın bütün diğer firavunları, diğer Nemrutları, diğer Ramsesleri, diğer Amnofisleri aynı şeye maruz kalacaklar. Allah imhal eder de ihmal etmez hiç farkına varmadan. Fakat önemli olan bu türlü şeylere karşı sürekli siperler oluşturmak lazım. Bir sur değil, yetmez diye bir sur daha oluşturmak lazım. Bir sur daha dıştan gelecek tehlikeler içeriye girmemesi için sur içinde sur, sur içinde sur. Veya işte başkalarının yaptıkları gibi, bilhassa Ad kavminin yaptığı gibi kayaları oymak suretiyle aman bize bir şey gelmesin falan. Zelzele ne kadar şiddetli olursa olsun, üst üste faylar kırılsın, bizim binalarımız yıkılmasın. Zannediyorum manen o türlü bir dikkate, o türlü bir teyakkuze, o türlü bir temkine ihtiyacımız var. Evet, yalan raiç, başka şey de raiç, bencillik de raiç, iftira da raiç, kebairi görmemek de raiç, hıyanet mültezem her yerde hak meçhul. Ne tüyler ürperir ya Rab, ne korkunç inkılap olmuş, ne din kalmış ne iman, din harap, iman serap olmuş. Mefahir kaynasın, gitsin, kesilsin vicdanlar lal, bu izmihlal ahlak yürürken kalmaz istiklal. İşin sonucunda ne neyi önüne katıp sürükleyeceği düşünün. Bu hissizlikle cemiyet yaşar derlerse pek yanlış. Bir ümmet göster, bir millet göster, ölmüş maneviyatıyla sak kalmış. Maneviyat böyle derbeder olursa, o milletin uzun zaman sak kalması mümkün değildir. Bir yere kadar yaşar. Evvela değerlerini yitirmiş olan o insanlar, sonra bir değerler yetimi olarak yaşarlar. Bir gün gelir kendilerini sahipsizliğin kucağında ölüme terk ederler. Cenab-ı Hak suyu akıbetten muhafaza buyursun. Muhterem efendim, şayet maruz kaldığımız musibetlerin sebebi bizim partallaşmamız ise kurtuluşumuzun anahtarı yenilenme cehdidir. Mülahazası zaviyesinden yenilenme denince neler anlamalıyız? Bu yenilenme hangi esaslarla mümkün olabilir? Belki bu meseleyi kendine has konunun istediği ölçüde derinliğiyle anlatmaya gücümüz yetmeyebilir. Fakat değişik vesilelerle, şurada şu kadarcık, burada da bu kadarcık ifade edilen şeylerle. Yenilenmede belki ama mebdede söylenecek sözü müntehaya bırakmış, müntehada söylenecek sözü mebdeye almış olabiliriz. Belki imanımızı bir kere daha gözden geçirme en önemli bir faktör. Neden? Çağımızda çünkü bu mesele çok önemli. Aslında çağın dertlerine derman arayan insanlar, Hazreti Piri Mugan gibi zannediyorum, çoğu samimiydi bu mevzuda. Hamaset destanları kestiler. Meseleyi maziyle irtibatlandırdılar. Şanlı bir mazi. Öyle bir mazinin bugünkü nesilleri, öyle muhteşem bir mazinin bugünkü nesilleri böyle olmamalı falan dediler. İsim vermeyeceğim ben. Çünkü zımni dahi olsa tenkit ifade ettiği zehabına kapılma olabilir. Genel ahlakımız itibariyle geçmişleri zemmetmeme, onları suçlamama, mesavilerini yad etmeme bence
temel ahlakımız bizim, öyle olmamız lazım. Allah karşısında da bu bir sorumluluktur bizim için. Ama hamasi destanlarla böyle toplumu izaya getirme gibi bir yolda yürüyenler olmuş. Çok eski devirlerde, eski çağlarda söylenmiş sözler, bu Kur'an sünneti sahiye sahabi telakkisi değil, Müştehid-i Nizam, Müceddid-i İfkam efendilerimizin mütalaları da değil. Fakat şöyle böyle, herkes aklına geldiği gibi bazı tefsirlerle ve tevillerle bazı yorumlar ortaya koymuşlar. Dün himmet insanlar bunları yeterli bularak, bunlarla ruhumuzun abidesinin bir kere daha ikame etmenin mümkün olduğu zehabına kapılarak hep onlara yönlendirmişler yani. Kitapların fihristlerine bakmışlar, konuları yan yana getirmişler. Bir konu şu kitapta şöyle anlatılıyor, falan yerde de böyle anlatılıyor, falan yerde de böyle anlatılıyor. Bunları fişlemişler, işlemişler, bazen doktora tezi halinde, bazen doçentliğe vesile olabilecek şekilde, bazen profesörlüğe götürebilecek faktörler şeklinde. Fakat esasen çağ, zaman yorumları nazarı itibara alınmamış yani. Çağın derdi nedir? Çağın derdi. Hazreti Pir o mevzuya bir nokta koyarak diyor ki esas bu çağın derdi imansızlıktır yani. Problem odur. Öyleyse bu çağın derdine esas çare de reçete de imandır. İman esaslar üzerinde durmak lazım. Biz inanıyoruz. Kültür Müslümanlığı bu. Neşet ettiğimiz kültür ortamı itibariyle yandığımız şeyler var. İlmihali de hafife almıyorum. Mızraklı ilmihal Müslümanlığı Müslümanlığımız. Camideki vaizlerin, imamların, hatiplerin o mevzuda Müslümanlık adına ortaya attıkları dinamikler nelerse onlara da can kurban. Hafife almıyorum ben. O Müslümanlıkla çağımızın dertlerine derman olunamaz. Onlar çağımızın dertlerinin reçetesi sayılamaz bence. İman temelden yeniden bir kere daha Kur'an-ı Mucizül Beyan inerken nasıl o sahabe-i kiram böyle her inen ayetle adeta yeni bir kıvam kazandı. Yeni bir metafizik gerilime geçti. Kendini o gün bir parça daha yeni hissetti. Yani ikra bismi rabbikellezi halak, halakal insana min alak derken esasen Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine baktı. Ona teveccüh etti. Yaratan Allah diye. Yaratan Allah'ın adıyla oku derken nazarlarını semalara çevirdi, göklere çevirdi, atmosfere çevirdi, yağmura çevirdi. Kendi elinden gelmeyen Lat'ın, Menat'ın, Üzzan'ın, İsaf'ın, Nail'in, efendim falanın filanın putların yapamayacağı şeyler, onlara isnat edilen şeyler bir dönemde yanlış olarak efendim o zaman adeta ufukları açıldı birdenbire. Böyle bunalım içindeydiler o insanlar. Yahu demek ki bu mesele için esas kabul edilmesi gerekli olan şey buymuş dediler. Başka bir ayet geldiğinde bu defa ona sımsıkı sarıldılar. Başka bir ayet. Bu 23 seneye serpiştirildi. 23 senede o yüksek insiva kabiliyetiyle, o insanın fırçasıyla, o insanlar o şekle gelebildiler Allah'ın izni inayetiyle. Allah isteseydi bir anda onların kalplerini evirir, çevirir, hakikaten yine o sahabi yapardı. Fakat tabiatı beşeriye her zaman ölü olacağından dolayı, aynı zamanda o zatın rehberliği ve temsil durumu ve Cenab-ı Hakk'ın da adeti sübhanesi, hemen birdenbire değil, belli imhallerle, mehil mehil üstüne, mehil mehil üstüne, geçen minnacık bir sohbette dendiği gibi, jeolojik dönemleri düşünün, milyonlarca seneler. Allah istese bir anda o küreyi arz, tahakkür eder ve yaşamaya müsait hale gelebilir. Öyle değil ama Allah Celle Celaluhu o mevzuda size imhal dersi veriyor. Acele etmeyin. 23 sene sindire sindire böyle. Bağışlayın, ağzınıza koyduğunuz bir lokmayı çiğneyerek aynı zamanda kuvve-i zayikanın da hakkını orada saygılı olurken ve aynı zamanda yutağın vazifesini kolaylaştırırken midenin tam sulanmasını sağlama işini de ameliyesini de yaparken bir yönüyle dengeli yemiş oluyorsunuz. Dengeli. Öbürü hemen ağzına koyduğunuz lokmayı yuttuğunuz zaman bir kere kuvve-i zayikanın orada bu bir yönüyle tablacılık yapıyor, hakkını vermemiş. Hukukuna tecavüz etmiş olursunuz. Dil, damak, Allah onları öyle yaratmış onlara. Zayika kuvvetlerini işlemiş adeta. Perçinlemiş.
Allah huzurunda davacı olurlar sana. Ya Rabbi, bana hiç fırsat vermedi. Ağzına koyduğu lokmayı hemen yuttu. Gırtlakta der ki, yumuşamadan, çiğnetilmeden yutak der ki bu, beni zorladı devamlı burada. Problem oldu yani. Yutmak benim için bir problem oldu. Bir dedi, abi birader niye acele ediyorsun yani? Bir dur ben bir sulanayım burada esas. Diğer şeyle hazmedeceğim. Kendi kendime konuşuyorum da bunları bilen insanlar bilirler. Benim yanlışlarımı da sonra düzeltirler. Aynen öyle de esasen o dine ait hakaik-ı âliye. İnsanlar yeniden onu duyuyorlar ve her duydukları şeylerle yeniden zannediyorum bir sistemlerini, bir mekanizmalarını da harekete geçiriyor. Canlandırıyorlar yani. Adeta rehabilite ediyor gibi. Rehabitelerle böyle. Ve böylece manevi hayatımız, kalbi ve ruhi hayatımız itibariyle biz yeniden kendimizi bir kere daha inşa ediyoruz. Kestirmeden Hazreti Pir malum diyor, madem hakikat budur, öyleyse hayvaniyetten çık, cismaniyeti bırak, kalp ve ruhun dereceyi hayatına yüksel diyor yani. İşte onun yolu nedir yani? Yeniden bir kere daha şu Kitabullah-ı Azam, Kur'an-ı Kerim, Allah'ın kitabı, o da Kitabullah-ı Azam, kainatta Kitabullah-ı Azam. İkisi de, biri Allah'ın irade, kudret ve ilminden gelmiş, diğeri kelam sıfatından gelmiş kitaplar. Biri diğerinin tefsiri. Yani bunları talim ediyor size, siz de ceste ceste böyle sindire sindire, adeta bir mektep talebesi gibi bir yönüyle ruhunuzu kıvama doğru teşvik ederken o rehabilitelerle, bir diğer taraftan da aynı zamanda daha yeni şeylere karşı iştahınız kabarıyor. Yani burada yine farklı Hazreti Pir'den menkul bir şey söyleyeyim. Tenevvû et'imeden gelen suni iştah diyor yani. Bu çok suni iştah değil de yani belki bir yönüyle tabii bir iştah diyebilirsiniz buna. Efendim, mütale ettiğiniz bir kitap, bir tefekkür ikliminiz, bir tedebbür ikliminiz, bir tezekkür ikliminiz size yeni bir şeyler bahşeder, kazandırır. Bunlar aynı zamanda farklı şeyler. Yeni şeylere karşı iştahınızı kabartır sizin. Arkasında daha ne var? Arkasında daha ne var? Batı Rönesans'a ulaşmışsa bu mülahazalarla ulaşmıştır. Yani her şeyini kötü görmemek lazım. Bir ilim inkılabı gerçekleştirmişse, bir teknolojik inkılap gerçekleştirmişse hep böyle. Adeta bulduğu bir şey, başka bir şey iştahını şahlandırmış, kabartmış. Yeni bir şeyin arkasına düşmüş, yeni bir şeyin arkasına düşmüş, yeni bir şeyin arkasına düşmüş. Aynen iman mevzunda da öyle insanlar. Evvela imanu billah, sonra diyelim imanu bil haş, imanu bil rüsül, iman bil kütüb. Belki bunların sonunda iman bil kader diyor yani. Hayrihi ve şerri. En sona bırakılıyor. Çünkü hassas bir konu. Allah'a inanmasanız bir yönüyle, onun muhit olan ilmine inanmasanız, irade-i sübhaniyesine tam inanmış olmazsanız, peygamber misyonuna, vazifesine inanmış olmazsanız, kitap hakikatine inanmış olmazsanız, haşr-ı neşr meselesi, Hazreti Fir'in ifadesiyle Kur'an'ın üçte biri ondan bahsediyor. Delaletin farklı şekilleriyle, dal bir ibare ile, dal bir delale ile, dal bir iktida ile, dal bir iltizam ile ondan bahsediyor. Dal bir tazamun ondan bahsediyor. Kur'an-ı Kerim'in üçte biri. Böyle imanını sağlam bir blokaj üzerine Allah'ın izniyle oturttuktan sonra kader meselesi ondan sonra gelir. Onun için bazıları mutezile gibi eski, kadim düşünürler. Kaderi kabul etmedikleri gibi İnsan fiilinin halikidir dedikleri gibi günümüzde de nevi mutezililer vardır. Modern mutezililer vardır. Onlarda kader yoktur derler burada. Çünkü o mevzu, o diğer konularda çok sağlam bir imana sahip olmaya bağlıdır. Efendim, bu açıdan imanı yenileme derken hani Doktor İkbal'in bir şeyi var. O zat bir edip, bir şair, bir düşünür olmakla beraber aynı zamanda bir zahit, bir abittir. Yine kendi hayatında diyor ki 18 sene kadar veya 15 sene kadar Londra'da kalmış. Londra'nın o üfunetliği, o küflü hayatı içinde bir gece teheccüdünü kaçırmamış. Evet, zannediyorum bizim insanımıza çok tuhaf gelir. Teheccüd kılan insan nisfi olarak ortaya koysanız bilmem binde bir var mıdır?
Türk toplumu itibariyle binde bir var mıdır? Yoktur. Düşünün yani. Ben o zaman bir şey söyleyeyim. Bizim Müslümanlığımız binde bir nispetinde. Evet, kimse kusura bakmasın. İnsanlığın iftihar tablosuna vacip, ümmetine de sünnet, neskedilmedi ki ayetlerle Kur'an-ı Kerim'de, bilmem kaç yerde değişik vesilelerle ifade edildiği gibi, Allah Celle Celaluhu ona çağrıda bulunuyor. Hazreti Pir-i Mugan da hiç olmazsa iki rekat diyor. Berzah hayatını aydınlatacak projektör gibi gösteriyor onu. Kabir sonrası hayatınızın aydınlanması o teheccüd namazına vabeste diyor yani. Gecenin son üçte birinde kalkıp Cenab-ı Hakk'a taabbütte bulunmak, kemerbesteyi ubudiyet içinde kıyam etmek, el pençe divan durmak, kabir hayatını, berzah hayatını aydınlatabilecek bir projektör. Evet, onca sene orada bir kere teheccüdü kaçırmamış. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'e karşı da öyle bir hahişi var. Değişik vesilelerle hep ifade edildiği gibi, ben İmam Ebu Yusuf Hazretleri'nin o fetvasını itimat ederek, ezbere bilmeyenler için bile ne olur yani, evlerin önlerine koysunlar, nafile namazlarına Kur'an-ı Kerim'e bakarak okusunlar, nafilede. İmam Ebu Yusuf zannediyorum, onu bir fatih gibi görerek, yani siz okurken takılırsanız ona bakarsınız. Zannediyorum böyle okuyor okuyor insan ezberler de onu. Yani her gün nafile namazlarında bir cüz Kur'an okuyan bir insan, senede 12 defa okumuş olur onu. Ramazan'da bunu 2 yaparsa 13 defa okumuş olur. Bir gün gelir hakikaten ayetin başını hemen telaffuz etmeye durduğunda sonuna kadar birdenbire aklına gelir. Böylece Kur'an'ı bir bütünüyle görme imkanı olur. Bir levhada temaşa ediyor gibi görme imkanı olur. O büyük insanların şöyle böyle gölgesinde bir yönüyle tam bir Kur'an insanı olur. Bilmem o tabiri kullanmak doğru mu? Belki Kur'an'ın gölgesi olur demek daha uygun. Yani Kur'anlaşma diyecektim. Kur'an'ın gölgesi olur adeta burada. Ben diyor hep Kur'an okuyordum da babam bana diyordu ki oğlum Kur'an oku diyordu. Ben de bir gün babama cevap mahiyetinde baba dedim ben her zaman Kur'an okuyorum. Oğlum Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a inmiş Kur'an'ı ona inmiş gibi değil. Şu anda Allah sana indiriyor gibi oku diyor onu. Zannediyorum tecride bir de bu mülahaza ile bakmak lazım. Elif lam mim zalikel kitabu la raybe fi. Bu Allah'tan gelen bir kitaptır. Çok şanı yüce. Hani zalike ile diyor. Za ismi işaret lam lam imat kaf kafı kitap. Ey şanı yüce nebi. O yüksek kâmeti olan Kur'an var ya, bak sana diyorum, işte onda katiyen şüphe yoktur. Mesela acaba nasıl yapmalı ki bunu tahkim etmeli? Böyle sütunlar üzerine oturtmalı buna. Düşünce dünyamın sütunları üzerine oturtmalı. Ve nereden bakarsam bakayım, ne zaman bakarsam bakayım, benim bu ufkumu onlar doldurmalı. Ta başta derken o yani, la raybe fi, şüphe yok, katiyen. Oradaki hani cins için olan lamla da ifade ediyor. Cinsi tereddüt yok. Cinsi şüphe yok diyor orada. Lam cins için. Hüden lil müttakin. Hatta denebilir ki yani işte böyle dedikten sonra siz böyle bakıyorsanız bunu şüphesiz şekilde görüyorsanız esasen işte o zaman müttakiler için hidayet olur o. Müttakiler için hidayettir diyor. Evet, tefsir yapacak durumda değilim ben. Kur'an-ı Kerim'i böyle sana iniyor gibi baştan ve her ayetin şöyle böyle seninle bir münasebeti olduğu mülahazasıyla okuyacaksın. Hatta kitmir diyorum ki kafirlerle, münafıklarla alakalı şeyleri okurken bile galiba bende bir kafir sıfatı var. Bir sıfatın bulunmasıyla insan kafir olmaz. Fakat her müminde kafir sıfatı da bulunabilir. Nedir kafir sıfatı bir yönüyle? Gafil yaşamak. Lahi ve lahi yaşamak, ömrünü israf etmek, zamanını israf etmek, bunlar kafir sıfatıdır. Yalan söylemek kafir sıfatıdır. İftira kafir sıfatıdır. Bunları görüp sessiz kalma, onların yanında oturmak kafir sıfatıdır. Şimdi, innellezine keferu sevavun aleyhim enzertevum, okurken bu ayeti, ya ben de bu gıybeti dinledim bir yönüyle. O kırılası kalemimi bu istikamette kullandım.
paramparça olası o bilgisayarımın tuşlarına bu istikamette dokundum. Bunlar kafir sıfatı. Demek Cenab-ı Hak burada bana öyle diyor. Hafizen Allah. Ben bu mevzuda bu yanlışlara devam edersem demek sevâun aleyhime enzertem emlem tünzirum kategorisine gireceğim. İster inzar et, ister etme, bunlar inanmayacaklar. Neden? O günahlar işleye işleye her bir günah içinden küfre giden bir yol vardır. Kalp onunla kararınca imanı kabul etmeyecek. Sevâun aleyhim enzertehum, yani müstevin aleyhim diyor tefsirciler. Emlem tünzirhum la yu'minun. Neden? Hatemallahu ala kulubihim ve ala semihim ve ala absarihim ve şaveh. Haydi münafık sıfatı. Yalan söyleyen, söylemek münafıklık alameti. Sözünden dönmek münafıklık alameti. Emanete hıyanet etmek münafıklık alameti. Kadirde bulunmak münafıklık alameti. Tevbe Sure-i Cellesi, Bakara Sure-i Cellesi'nin o efendim 12 küsur ayeti, belki 15 ayeti ve aynı zamanda Münafıkun Suresi'nin bütün ayetleri onların evsafıyla alakalı çok önemli doneler veriyor. Onların hepsi münafık alameti. Onları okuduğunuz zaman da duygum, düşüncem, hayat tarzım, benim bu mevzuda hareket tarzım, üslubum, yaşayışım, konuşmam, bakışım ve bir yönüyle dünyaya bakışım, dünyayı yorumlamam, ahirete karşı bakışım, bütün bunlar hafizan Allah. Bana da bir şey diyor bunlar yani. Yani Kur'an'ın her ayetini minel bab ilel mihrab bize bir şey dediğine inanma. Efendim o zaman ancak gönül dünyamızı ihya edebiliriz. Çünkü hatalar görülmeyince, kabul edilmeyince zannediyorum onların giderilmesine gidilmez yani. Giderilmesine gidilmesi onlardan vazgeçmek, tevbe etmek, istiğfarda bulunmak. Her defasında 10 sene sonra, 20 sene sonra, 30 sene sonra yaptığımız o mesabe aklımıza geldiği zaman bir kere daha onun üzerine tevbe doluları yağdırma veya balyozları indirme. Efendim, bu maruz kaldığımız musibetlerin sebebi bizim partallaşmamız ise kurtuluşumuzun anahtarı yenilenme cehdidir deniyor. Evet, böyle kültür Müslümanlığı olarak yetiştiğimiz kültür ortamından aldığımız şeylerle o Müslümanlığı yeterli bulduğumuz için bugün sadece Türkiye değil, bütün alemi İslam böyle yarım yamalak nazari Müslümanlığın derbederliği içinde bocalayıp duruyor hafizanallah. İçlerinde münferit belki, belki birkaç binde bir iki tane hakikaten sağlam, her gün yeni bir mülahaza ile bakan, her gün birkaç defa tekvini emirlere bakarak, Kur'an'ın içine dalarak, Kur'an'dan sıyrılıp tabii tekvini emirlerin içine dalarak, orada gördüğü şeylerle bir kere daha Kur'an'a sığınarak, Kur'an'dan yeni adeseler oluşturarak, projektörler oluşturarak ve sataneler oluşturarak yeniden tekvini emirlerin içine dalarak sürekli dalmadan dalmaya, zaten bu kelimeler, bu hususlar ifade edilirken hep tefeül babından, tekellüf kipiyle ifade ediliyor. Tefekkür, tedebbür, zorlanarak düşünme üzerine yine düşünme. Sürekli sebepten sonuca, kozalite mülahazasıyla sebepten sonuca tığını götürüp getirme demektir. Ve bir dantela işliyor gibi aynı zamanda düşünce hayatınla kendi hayatının dantelasını işleme gibi bir şey. Tedebbür, işin mebdeinde müntehasına gelgitler yaşama. Tezekkür, mebde ile münteha arasında sürekli düşünüp durma. Yad edip durma bir şeyi. Bir kere daha zikredip durma. Bu aynı zamanda zikir dediğimiz meselede bu kategoriye girer yani. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Kalbi o hale getirmek lazım ki sen demediğin zaman bile o essin sürekli. Belki onun dermanı da o. Belki bizim kalbimizin damarlarının, lezyonlarının lezyonlaşması da kalbe kendi fonksiyonunu eda ettirmediğimizden dolayıdır. Bilemiyorum. O da erbabı bilir. Bilmiyorum. Kardiyologlara sormak lazım. Şimdi tedebbür, tezekkür, tefekkür diyoruz yani. Tekvini emirlere dalacak. Oradan edindiği yeni bilgilerle bir kere daha teşri emirler diyen veya Kur'an'ın veya kelam sıfatından gelen o ışık tayfları içine kendisini salacak. Orada onlar ona yeni menfezler açacak.
çok daha farklı, derin mülazalarla tabiatın derinliklerine dalacak. En mücriminiz, size mücrim demiyorum, en mücriminiz kıtmir. Çok yemin ederek söyleyebilirim. Bazen o yarım yamalak tedebbür, tezekkür, tefekkürümle yemin ederim size. Vallahi bazen koşup şu ağaçlara belki sarıldığım da olmuştur. Sen ne güzel benim Rabbimin kitabısın diye. Evet, oradan aldığın o metafizik gerilimle, o kanatlanmayla çok daha yükseklere, bir üveyk gibi kanat açarak derinliklere açılma sürekli. Oradan oraya, oradan oraya mekiğini götürüp getirmek suretiyle bir yenilenmeye açılma esasen. Yeniden, o Kur'an'ı yeniden duyma, tekvini emirleri yeniden okuma, naturalist mülazayla, materyalist mülazayla, meseleleri sebeplere bağlayarak onu yeterli görmek mülazasıyla değil. Allah'ın bir kitabı, kudret ve iradesinden gelen bir kitabı mülahazasıyla, ona gözün açılacağı ana kadar, Kur'an'ın ona gözünü açacağı ana kadar, onun da Kur'an'a tam gözünü açacağı ana kadar, çünkü ikisinin birbiriyle irtibatı kavi, Hazreti Pir'in dediği gibi, sus, kainat mescidi kebirinde Kur'an kainatı okuyor, onu dinleyelim, onu virdü zeban edelim, evet söz odur, ona derler, hak olup, haktan gelip hak diyen ve nurani hikmeti neşreden yalnız odur. Yalnız sensin ey Kur'an, yalnız sensin ey sahibi Kur'an. Ondan ona, ondan ona, mekiğimizin bir ucu onda, bir ucu bunda. Bu gelgitler Allah'ın izni inayetiyle öyle kanatlandıracaktır ki ruhu, insan hiç farkına varmadan, hayvaniyetten çıktığını hissediyor gibi, cismaniyeti terk ettiğini duyuyor gibi ve aynı zamanda kalbi ve ruhi hayata doğru kanat açmış uçuyor gibi kendisini hissedebilir. Bir yenilenme mevzu, çağımızda böyle bir yenilenme ihtiyaç var. Yenilenme deyince aslında her şeyi yeniden, cedid olarak duyma demektir ki, mektubatta da çok iyi bildiğiniz gibi bir yerde ceddidu imaneküm bilâ ilâhe illallah hadis diye rivayet edilen o mübarek söz işliyor onu orada. La ilahe illallah'la imanınızı yenileyin. Bu meseleyi şöyle anlamak lazım. Hazretin de tahlillerine binaen, yani bugün işte biraz evvelki mülahazalara bağlayın. Tekvini emirlerle Kur'ani emirler arasında gel gitler yaşamak suretiyle bugün farklı ufuklara böyle kanat açıp pervaz etme, yarın daha farklı ufuklara kanat açıp pervaz etme, öbür gün daha farklı ufuklara kanat açıp pervaz etme, bir yönüyle geriye dönüp bakarken de Allah Allah, dün nasıl böyle ben bir haditte emekleyip durmuşum. Yerin altında, düz zeminde böyle emekleyip durmuşum. Yahu ne ayıp etmişim. Meğer bu ufukta varmış Allah'ın izniyle. Yarın da bugüne bakarken öyle, öbür gün yarına bakarken öyle, daha öbür gün, işte öbür güne bakarken öyle, her gün bir yönüyle geçmiş gününü belli ölçüde sorgulayarak, ama o işin elifi besi veya ebcedi veya sübhanekesi, ama Fatiha'ya geçmek de varmış, amme cüzünü okumak da varmış, Kur'an'ı hatmetmek de varmış, mülahazası gibi yani. O meselede sürekli pervaz ederek, açılım içinde açılımlar meydana getirerek Allah'ın izni inayetiyle Cenab-ı Hakk'ın size teveccühüne vesile olacak şekilde hep o istikamette koşturma, yenilenme adına çok önemli bir şey geliyor. Bu genelde nazari olarak bir şey. Fakat zannediyorum, hani arkadaşların, Hazreti Pir'in ifadesiyle yine diyeyim ben, kubbedeki taşlar gibi birbirine böyle baş başa vermezlerse dökülürler esasen. Öyle baş başa vermeye ihtiyacımız var bizim. Eskilerin ifadesiyle eşeddi ihtiyaç da ona muhtacız. Yani birimizin böyle devrilmesine meydan vermemek için oturduğumuz, kalktığımız, gezdiğimiz, tozduğumuz yerler kıtmir birazdan meseleyi ileriye götürerek, küstahlıkta bulunarak, inanın bazen bir odada böyle füzulü konuşmalar yapılınca diyorum ya bunlar bunu yapacaklarını açıp bir kitap okusalar orada. Bir kitabın müzakeresini yapsalar. Bunu yapamıyorlarsa otursunlar dize gelsinler orada. Açsın Cevşen'i okusunlar. Evrad-ı Kudsiye'yi okusunlar. Efendim, Sekine'yi en azından okusunlar. Tekrar etsin dursunlar. Niye de zamanı israf ediyorlar? Zaman Allah'ın bize ihsan ettiği en önemli sermayedir.
O sermayeyi Allah'ın izni inayetiyle böyle 7 veren, 70 veren, 700 veren başaklar şeklinde değerlendirmek düşer bize. Niye füzulü konuşuyorsunuz? Niye bir yerde füzul zamanı israf ediyorsunuz? Pür pür köpürüp gidiyor veya buharlaşıp gidiyor zaman. Bunun gibi arkadaşlar da hep belki deme damara dokundurmadan insanlığın iftihar tablosunu değişik insanların hataları karşısında tavrı, şahsın hususi kusurunu, bazı şahısların hususi kusurlarını umum heyet içinde, bu şahsın ders alabileceği şekilde fakat utanmayacağı şekilde, kendisini psikolojik bir suçluluk içinde hissetmeyeceği, komplekslere girmeyeceği şekilde öyle ifade buyururdu. Değişik vesilelerle ifade edildiği gibi amili işte yani zekat toplayıcısı, zekat öşür, haraç yerine göre toplayıcısı gidiyor. Gidince aynı zamanda peygamberin elçisi, zekatlarını da veriyorlar. Bir parça da ona bir armağanda bulunuyorlar. Öbürü de bir armağanda bulunuyor, öbürü de bir armağanda bulunuyor. Onları ayrı tutuyor. Devlet hazinesine verdikleri şeyi de ayrı bir yerde tutuyor. Genelde hep Mescid-i Nebevi'ye veya çoğunluk itibariyle Mescid-i Nebevi'ye geliyor. İnsanlığın iftihar tablosu da görüyor onu. Nerede, neyin nasıl kullanılacağını ona göre orada belirliyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. O zat da geliyor, güzel bir insan. Bu diyor, hazineye ait, devlete ait, bu da bana armağan. Bu hazineye ait, bu da bana armağan. Bu hazineye ait, bu da bana armağan diyor. Efendimiz hiçbir şey demiyor orada. Olan oluyor orada, armağanlar oraya koyuyor. Fakat böyle Mescid-i Nebevi, o mescidin bir avuç toprağına canlarımız kurban olsun. Mescid-i Nebevi'ye doldurmuş insanlar onlara hutbe-i irat buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç onun yüzüne çarpmıyor. Minbere kudum buyuruyor, su'ud buyuruyor. Sonra da diyor ki, bazı insanlara ne oluyor ki ben vazifeli amil olarak bir yere gönderiyorum. O devlete ait oradaki zekatı, neyse haracı, öşrü toplayıp getiriyor. Sonra işte onlar ona armağanlar veriyorlar. Gelip diyor ki bu devlete ait, bu da bana ait diyor. Anasının evinde otursaydı acaba bu armağanlar gelir miydi ona diyor. Şimdi o adam bundan öyle mükemmel bir ders alacaktır ki hem de onuru kırılmayacaktır. Hem de hiç kimse bilmeyecektir onunla bir şey söylediğini. Ve hiç kimse ona öyle bir suçluluk şeyle bakmayacaktır. Buna benzer değişik şeyler. Mesela Hüneyn vakası mütakip yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birilerine yeni cedid Müslümanlara verdi ki onlar biraz daha güçlü, atik hale gelsinler diğerleri gibi. Kılıçlarından kan damlayan insanlar da o gün çok umdukları kadar olmadı. Bazıları çok daha fazla şey bekliyorlardı. Birkaç insan belki. Normal beşerde öyle bir zelle olabilir. Evet, mukarrebin zellesi. Kılıçlarımızdan kan damlıyor. İnsanlığın iftihar tablosu tuttu bunlara verdi, yenilere verdi. İşte efendim Ansar biz, bağrımızı açtık ona, sahip çıktık. Biz burada Evs ve Hazreç, o Muhacir-i Nizam efendilerimiz de bağrımıza bastık, misafir ettik efendim. Belki bir iki insan söylüyor. Çünkü ne kadar insan söyledi, o da yine o terbiyenin gereği olarak ketmediliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine diyor ki, efendim, bütün ansarı topla oraya diyor sahabeye, bütün ansarı içinde, ansarın içinde de kimse bulunmasın diyor. Diyor, Hüneyn'den işte ganimet geldi buyuruyor. Sözleri aynıyla nakledemiyorum. Ganimet geldi, ben bazı kimselere verdim bunları. Belki kalpleri telif için. Vel müellefeti kulubuhum. Bazıları şöyle dediler, bazıları da böyle dediler. Dedikten sonra diyor ki, istemez misiniz el alem dünyaya ait o malla, menalle evlerine dönsünler. Siz de Resulullah'la gönülleri fethetme adına öyle sırlı, sihirli bir anahtar kullanma ki bu. Hepsi birden orada bağırıyorlar, razıyız biz buna diyorlar. Baştan ona bağrını açan o insanlar, hayat boyu değişik tablolar karşısında bir kere daha bağırlarını açmışlar. Bir kere daha bağırlarını açmışlar, bir kere daha bağırlarını açmışlar. Bu da Hüneyn-i Mütakip, yeni cedid, min cedidin bir bağır açma. Sinelerini açma, otur sinelerimize ya Resulallah demek büyük bir şeydir. Şimdi yanlışımızı, eksiğimizi, yediğimizi söylerken benim gibi densizlerin üslubuyla değil yani. Demine damarına dokundurmadan,
Hazreti Nebi-i Şan'ın üslubuna bağlılık içinde bence o eksiği, o gediği hatırlatarak esasen çok önemli, çok hayati, böyle tefekküre, tedebbüre, tezekküre ait, sohbeti canana ait, kitap okuma gibi, zikri fikirde bulunma gibi şeyler hemen konuyu evirip çevirip ona getirmek suretiyle bize bir yönüyle asıl meselelerimizin gurbetini yaşatmamak, yalnızlığını yaşatmamak, yetimliğini yaşatmamak lazım. Onlar, o meseleler, o bizim meselelerimiz, bizim anamızdır, babamızdır, enisi celislerimizdir. Biz vahşetimizi aynı zamanda onlarla izale ederiz. Yalnızlığımızı onlarla gidermiş oluruz. Onlarla kendimize destek edilmiş oluruz Allah'ın izni inayetiyle. Cenab-ı Hak bizi yolundan, bizim için yol olarak gösterdiği sırat-ı müstakimden, istikametten, ihlastan, ihsan düşüncesinden, hep müstakim yaşamadan, takva dairesini en engince duymadan mahrum etmesin. Vesselam.